Kontrolsüz güç serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten cesaret isteyen şeyler yapacağız. Hadi başlayalım. Dilimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir video ile beraber karşınızdayım. Yeni serimiz olan Kontrolsüz Güç'te bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Bu videoda çok efsane şeyler deneyeceğiz. Hızlıca birinci yapacağımız şeyi açıklıyorum. Sizlerden birinden bir yorum gelmiş. Demiş ki, abi kırık camların üzerinde yalın ayak yürüyebilir misin? Yorumu ilk gördüğümde yusufladım. O açık söyleyeyim yani. Bunu yaparken gerçekten nasıl olacak bilmiyorum. Ama camlarımızı hazırladık. Uygun mekanı hazırladık. Ve bunu denemek için buradayız. Hadi başlayalım. Şimdi bu videoyu çekmek için gerçekten terk edilmiş bir fabrika bulduk. Daha öncesinde burası klima fabrikasıymış. Antalya'da böyle il sınırlarının dışarısında bir fabrika. Terk edilmiş bir fabrika. Doğadan böyle 100-200 tane şişe topladık ve şişeleri kırdık. Göstereyim size. Abi bildiğin cam. Yine burada elimizde cam şişeler var. İnanmayanlar için bir tane kanıtlayayım şöyle. Kaç? Gel bir daha. Gözünü kapat, gözüne gelmesin. Oğlum aşırı eğlenceli. Atmak istiyor musun ya? Dikkat et ama bana fırlatma, tamam. Arkadaşlar şu anda kırık camların üzerinde yürüyebilmek için kırık camlarımızı hazırlıyoruz. Fırlat. Baya tehlikeli. Siz kesinlikle bunu denemeyin. Ben deneyeceğim. Bugün camlarımızı hazırladık. Bu şekilde yürüyeceğimiz yeri parkur gibi serdik. Şöyle göstereyim. Farklı şişelerin farklı camları var. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Bunların üzerinde yürüyeceğiz. Daha önce denedim mi? Vallahi denemedim. İlk defa burada deneyeceğim. Camlarımız hazır. Başta bir ayakkabıyla mı yürüsem? Aynen. Bir ayakkabıyla yürüyeyim. Ben bu sesi çok severim biliyor musun? Bu ses bir şeyde çıkar. Bir böyle cam kırığında yürüdüğünde çıkar. Bir de böyle buz tutmuş böyle ince sularda yürüdüğün zaman çıkar. Ayakkabıyı çıkartıyorum abi. Hızlıca başlayacağım. Çünkü bu videoda gerçekten çok farklı 3-4 tane şey deneyeceğiz. Videoyu kesinlikle geçerek izlemeyin. Videonun hiçbir noktasını atlamadan izleyin. Çünkü bunun gibi 3-4 tane daha çılgın şey deneyeceğiz. Bildirimlerinizi açın ve Dilimine'yi izlemeye devam edin diyoruz. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Bakabilir miyim? Bak. Bak yapma! Yalan söylemeyin ya. Yepyeni daha yeni aldım o çorabı. Ya kaç kişi hayatında bu kadar cam kırığının üzerinde yürür? Deli misiniz? Nesiniz arkadaşım? Başlıyorum abi. Haydi bakalım abi. Dur. Oğlum batıyor. Burada yürünülmez. Vallahi batıyor mu oğlum? Nasıl? Acıyor mu? Vallahi biraz acıyor. Şurada ufak bir kanama var. Ufak bir delinmiş. Hani bir şey olmayacaktı? Leveli biraz daha artırıp arkadaşımı omzuma alıp burada yürümeyi deneyeceğim. Yapalım. Yapmışken tamam burada yürüdüysek bunu da yapabiliriz. Sen kaç kilosun? Sen? Gel abi sen. Kemalcan bizim ekibin yeni üyelerinden. Kardeşime de hoş geldin diyoruz. Gel kardeşim. Abi şimdi seni omzuma alacağım. Burada yürümeye çalışacağız camın üzerinde. Kendi başıma yürürken biraz kanattık. Artık hastane masrafları senden artık. Tamam. Hadi gel. Ah!
O. Acıyor mu? Vallahi acıyor. Oğlum kırılma sesini duyuyor musun? Kanka çok teşekkür ederim katıldığın için, bindiğin için. Eyvallah abi. Gördüğünüz gibi serimizin ilk videosunu, ilk denemesini başarıyla tamamladık. Ayaklarımın altı biraz acıyor ama bunu başardığım için de ayrıca mutluyum. Şimdi ikinci videomuza geçiyoruz. Şimdi bir sonraki yorumumuzda arkadaşımız yazmış. Demiş ki, kafanda karpuz kır. Bu yorumu yazan arkadaş benim kafamın ne kadar kalın olduğunu bilmiyor demek ki. Bu benim için basic bir şey, kolay bir şey. Gidelim ve şu karpuzları kafa göz dağıtalım. Sizin orada var mı karpuz? Sanmıyorum. Ama bakalım istiyorsun. Avcı tarafına gitmek lazım. Ya, Ocak ayının sonunda karpuz bulmak da gerçekten zor olacak ama gidip arayacağız yani, bulacağız. İnşallah pahalı değildir ya. Hani kafada problem değil, kafa kalın kırarız da. Karpuz... Lastik mi yedin oğlum? Oğlum kim osurdu ya? Sen! Yemin ederim var. Yemin ederim var. Hem de var ya, Diyarbakır karpuzu. 11,5 kilo. Oğlum bu kırılmaz. Kilosu ya. Kilosu ne kadar? 11,5 kilogram. Kilosu... Bir sorayım, gelin dur. 5,49 kilosu. Yaklaşık 11,5 kilogramlık bir karpuz. Yani bu karpuzu 65 liraya falan alacağız. Normalde hızlı bir şekilde gelip böyle dükkanın içerisinde kıracaktım ama abiler fark etti. O yüzden burada kırmıyoruz. Dışarıya gidiyoruz kırmaya. Görüşürüz. Şimdi az önce ufaktan bir kafamı değdirdim. Gerçekten çok sert. Kırabileceğim mi kıramayacağım mı bilmiyorum. Kırıyorum. Yani hile hurda yok. Şöyle göstereyim. Anam babam karpuz. Kış karpuzu. Rengi siyah. Daha önce bu renkteki karpuzdan hiç yemedim. Birazdan kırınca tadına bakacağım. Kırıyorum. Haydi let's go. Kırıyorum. 3, 2. Şimdi normalde bir insana... Ya oğlum başladı ya. Ya odaklanmam haydi, lazım. Haydi, odaklanmam haydi. Lazım. Gerizekalı yere düşünce kırıldı. Boynum kırıldı galiba. Ya yere düşünce kırıldı ya. Benim kafa darbemle parçalandı, yere düşünce kırıldı. Hayır oğlum, yere düşünce kırıldı ya. Ve şimdi yapacağımız ve deneyeceğimiz son şey olan, hatta en gergin ve en tehlikeli olan noktaya geldik. Hadi devam edelim. Şimdi günün en tehlikeli bölümüne geldik. Arkadaşlarımızdan birisi yazmış abi kışın denize gir diye. Bu videoyu çekmeden önceki gün Antalya'da çok büyük bir fırtına oldu. Şöyle göstereyim size. Şu oğlum, anda harbiden büyük lan dalgalar. Şu anda yemin ederim denizde dalgalar böyle çok büyük. Ama bu videoyu çekiyorsak eğer ve bu kanalın ismi Delimi neyse, bu fırtınada da olsa bu denize ben girerim. Hadi gidelim. Olduğu yerden gireceğim. Oğlum ya. Girersen çok kötü ya dalgalar. Ya hadi hadi, bir şey olmaz. Sen gelme. Hadi. Oğlum bu ne? Nereden geçeceğiz? Şuradan geldik. Şuradan. Şurası yıkılmış fırtınada. Buradan mı geçmemiz lazım? Hadi. Ya ıslandım ya. Bayağı. Oğlum 10 metreye dalga geliyor. Abi hiç şey yapmayalım ya. Ya artık zaten denize girmiş kadar olduk. Gelmişken girelim, ben gidiyorum. Oğlum da gir. Oğlum taşı maşı üstüne çıkıyor. Baksana oğlum, oha. Yılın 12 ayı ben denize girdiğim için bu yorum geldiğinde aslında sorun olmaz diye düşünmüştüm. Ama dün Antalya'da fırtına oldu ve cidden dalgaların yüksekliği 10 metreyi geçiyor. Buraya vurdu az önce. Islattı bizi. O yüzden şimdi
Şortumu giyeceğim ve gireceğim abi. Şimdi kapat kamerayı da. Harbiden tehlikeli. Gerçekten günün en tehlikeli olayı bu olacak galiba. Şuradan girmeye çalışacağım. Videomuza like atmayı unutmayın. Bu video için sizden 100 bin like istiyorum. Ben gidiyorum. Bir şey diyor musun? Nasıl geriye çıkacağım? Hızlıca atlayıp çıkacağım mı? Atlayacağım. Denize girmek zaten olayımız. Atlayacağım. Denizde belki bir iki kulaç atar çıkarım. Kulaç atmam, hızlıca gel. Tamam hadi. Gerçekten çok tehlikeliydi. Atladıktan sonra gelmeye çalışıyorum. Dalga böyle geriye doğru çekiyordu. Ama çıktım. Serimizi beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Ve sizin yorumlarınızdan bir şey yapmamı istiyorsanız da yorumlarda o çılgın fikirlerinizi, o efsane fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Ki Türkiye'nin en büyük kanalı olmama yardımcı olasınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.